2 liraya ayakkabı koleksiyonu yapıyorum. 5. ve inanamayacaksınız ama son bölümüyle karşınızdayım. Normalde agas yapmayacaktım burada. Sayfanın adını söyleyeyim ben. Bu adam geleceği izledi. Sen onun yanında çalıştın galiba. Piyasanın çok çok altında satıyor. Dolabın inanılmaz komisyon kesmesinden sonra 2 liradan geldik. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Koleksiyonumuzu 2 lirayla şu ayakkabıya geçirdik. Bu bölüm bu serinin son videosu oldu. Çok fazla uzatmadan gelişmelerden bahsedeceğim size. Önceki bölümü izlemediyseniz şuradan izleyip geri gelebilirsiniz. Serinin kalanını da oradan izleyebilirsiniz. Son bölümde elimizde 600 lira bütçemiz vardı. Satışta bir ayakkabımız vardı. Hatırlarsanız kırmızı Nike SB'leri satışa koymuştuk. 450 liraya satmış olduk ve yeni bütçemiz 1050 liraya yükselmiş oldu 600 liradan. Bu süre zarfında da Perico etkinliği vardı. Ben oraya gitmiştim. Bir arkadaş geldi, aklıma girdi. Abi dedi sana bunları satayım diye. Bana Blazer Jumbo satmak istediğini söyledi. Dedim ki 1050 lira bütçem var. İstersen alırım. O fiyata kabul ediyorsan alırım dedim. 1050 liraya Blazer Jumbo'ları aldık. Bütçemiz 0 liraya düşmüş oldu. Hiç merak etmeyin. Tabii ki orada durmadım. Bir takas yaptım. Nike Dunk modeline geçiş yaptım Jumbo'dan. Normalde takas yapmayacaktım burada. Bunu 1050 liraya aldık koleksiyon bütçemizden. Ama bununla takaslıyorlar şununla. O takası yapmaya gidiyorum. Ya gidelim değil. Takasımızı gerçekleştiriyoruz. 38.5 numara Nike Dunk Low'a geçiyoruz Blazer'dan. Dripless'ten hemen takasımızı yaptık şu an. Devam edeceğiz bakalım. Evet, teşekkür ederim. Aşağı açıklamalara bakıyorum. Dripsel, istediğiniz buradaki bütün gördüğünüz ayakkabılara ulaşabilirsiniz. Şu ayakkabı mesela Türkiye'de yok. Ben görmedim, ilk defa burada görüyorum. Ben bile görmediysem çok nadirdir. Dripsel'e bakabilirsiniz. Açıklamalara bıraktım. Nike Dunk'ları geçtim. Birazcık ara vereyim, standıma döneyim diye düşünürken kendi markamın ürünlerini ilk defa orada satışa sundum. Bir tane arkadaş, yaşı birazcık genç bir arkadaştı. Bu yaşta da öyle bir şey görmek benim hoşuma gitti. İyi bir çocuktun. Videoyu izliyorsan sana buradan selam göndermiş olayım. Dedi abi ben ayakkabıyı alırım. Ben de tamam dedim. Teklifin ne falan derken konuştuk. Sıkı bir pazarlık sonunda 2800 liraya o Dunk'ları satmış olduk. Hemen satışını yapmış olduk. Senin adın ne? Mehmet Emin Koç. Mehmet Emin Koç. 2800 liraya ayakkabıları alıyor. Sayfanın adını söyle hemen. Hype Sneaks East. Hype Sneaks. East İstanbul. Hype Sneaks Up. Hype Sneaks East. East. Hype Sneaks East. East. Ben söyleyemedim. Hype, Hype Sneaks East. East. Şimdi var ya 50 defa söylediğimiz için herkes anlamıştır. Zaten aşağı açıklamalara da bakıyoruz. Şuraya da yazacağız. Mehmet memnun oldum. İyi anlaşma oldu. Devam edeceğiz. Bu adam geleceği vizyoneri. Doğru. Geleceğin vizyoneri. Yanında çalışacaksın kardeşim. Sen onun yanında çalışıyorsun galiba. Yeni bütçemiz 2800 liraya ulaşmış oldu. Yine etkinlikte dayanamadım. Bir çocuk daha yanıma geldi. İki tane elinde Blazer olduğunu söyledi. Ben dedim 800 liraya alırım ikisini de. 2000 lira kalacak şekilde bütçeyi arttırmak istiyordum. Çocuk gitti geldi. Aradan vakit geçti. Kabul etti en sonunda. Arkadaşlarıma geldi. Levent Metin Adaş'ım. Bu ayakkabıların ikisini birden 800 liraya alıyorum. Az önce iki yaptığımız bütçenin 800 lirasıyla bunları alıyorum. Böylece devam ediyoruz. Ayakkabıların birini 0'dı. 500 lira değer biçtim ben ona. Etkinlikte markamın ürünlerinden birini alan birine hediye ettim. Böyle şeyler de kaçırmak istemezseniz buradan Reckless hesabını takip edebilirsiniz. Yeni droplar da gelecek. Aklınızda bulunsun. 500 lirayı bütçeye ekliyorum geri. 2500 liramız varmış gibi oluyor. Önceki bölümde de ben size bir ayakkabı hediye etmiştim ve onun bütçesini tekrar eklememi istemiştiniz benden. Ben de aynı şeyi tekrardan yaptım burada. Elimizde 2500 lira bir bütçemiz olmuş oldu. Blazer'ların bir tanesini 300 liraya mal etmiş olduk. 500 lira da değildi bence. 0 bir Blazer Low'du. 500 lira diyerek şey yapayım. Diğerini de 300 liraya saydım. Elime bu kadar fazla bütçe geçince seriyi dedim bitirebilirim. Elimde ayakkabı var. Bunu satınca gelecek üzerine. Önceki bölümde aldığımız, koleksiyona kattığımız Air Jordan 1 High Neutral Grey'ler var. O ayakkabı çok seviyorum ama dedim ki eğer bunu satarsam bundan gelen bütçeyle birden fazla ayakkabı alabileceğim bir koleksiyon yapabilirim ve hepsini sıfır alabilirim dedim. Bu ayakkabıları sattım. Bu ayakkabıları da Rissel Bay Hamsi'ye sattım. Çok seviyorum Hamsi'yi. Hamsi diyorum ama hoşuna da gidiyor yani. Mutlaka hesabına bakın. Çok güzel used ayakkabıları gayet uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Piyasanın çok çok altında satıyor. Açıklama kısmına da bırakıyorum. Oradan bakın kendinize göre mutlaka bir şey bulursunuz. Ben de o ayakkabıları Hamsi'ye sattım. 3000 lira daha eklenmiş oldu bütçemize ve yeni bütçemiz 5500 liraya ulaşmış oldu. Başladığımızda 2 lirayla başladık. 2 lirayla başlayınca 5500 liraya gelmek olağan dışı bir durum diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğenmediyseniz hemen beğeninizi bekliyorum. Abone değilseniz de abone olursanız güzel olur yani. Bu kadar video izlediyseniz abone olun. Böyle videolar çok geliyor. 5500 liramız varken üzerine Blazer'ları sattım ama tabii ki dolabın inanılmaz komisyon kesmesinden sonra 394 lira elimizde geçecek şekilde bu ayakkabıları satmış olduk. Yeni bütçemiz 5894 liraya ulaşmış oldu. 2 liradan geldik. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 5894 liraya ulaştık. Bu sırada ben outletlere gittim, Nike'a gittim, Sneaks Up'a gittim. Elimden geldiğince her yere gittim. Orada çok fazla gözüme çarpan alabileceğim bir şey bulmadım. Elimde bütçe yokken bir tane Air Jordan 4 Canyon Purple buldum. İndirimle beraber 3500 liraya geliyor olması lazım. Elimde bütçe yoktu. Hani onu alsam üzerine karla satsam 5000 liraya falan satabilirdim. 1500 lira civarında bir karım olurdu diye düşünüyorum. Jordan 2. Fiyatı neymiş? 4000. Jordan 12 golfler var. Şey bir şey yok ama benim aramda bir şey yok.
Ve 47 bir şey yok yani. Şöyle bir dunk buldum. İnanılmaz rahat 9'su. Nedenini bilmiyorum ama nerede bir şey gördüm ama fiyatı yazmıyor, onu bulamadım. Jordan 4 Purple Canyon'du galiba, onu buldum. Fiyatı 4.500 lira. Şurada undefeated dunklar var. 2.5. Şunlar var. 47.5 benim numaram. 2500-1800 gibi bir şey geliyor. 500 liraya. Şu gazeller de gazel değilmiş gerçi ama fena değil. Gazel de çok benziyor. Şunu buldum. Çok kısa bir ayakkabı bence ama 300-400 lira benim numaram. Şunlar falan var. Flight Legacy. Burada da Flight Legacy'nin başka bir bölümü. Burada siyah var. Şurada Cross Training Low var. Ama çok bir şey göremedim açıkçası. Sonunda da Wunder'e girdim. Bu bütçeyle ne alabilirim diye düşündüm. Birden fazla ayakkabı alabiliyordum. Çok da güzel ayakkabılar alabiliyordum. Ama gözüme bir tane ayakkabı çok fazla battı. Almak istedim o ayakkabıyı. Şimdi size ayakkabı göstereyim. Öyle anlatayım. Koleksiyonumuzu 2 lirayla şu ayakkabıya geçirdik. Air Jordan 1 Low Year of the Dragon. Çok güzel bir ayakkabı. Gördüğüm gibi dedim bunu alacağım bu koleksiyon için. 2 liraya aldım. 2 lira. Kutusundan paketlemesine kadar her şeyi mükemmel. Ejderha desenli kağıdı var. Ayakkabılar da böyle. Yanında da şöyle bir zarfı var. Göstereyim size. Şu şekilde bir zarf. İçinden de böyle bir charm çıkıyor. Jordan charm'ı. Şöyle göstereyim. Zilleri falan var. Tatlı bir şey. Ejderha yılının temsil edildiği bir ayakkabı olduğu için özelliği olması beni cezbetti. Şöyle bir ayakkabı. Gördüğünüz gibi buralar ejderha dokusuyla yapılmış gibi. Tek bağcı var. O birazcık benim canımı sıktı. Ejderha temasını daha iyi yansıtması için muhtemelen diye düşündüm. İç kısmı mükemmel. Saten yapılmış iç kısmı. Topukta altın rengi var. Çok 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 güzel gözüküyor. Taban kısmı da böyle geçirgen şekilde yapılmış. İç kısmında da böyle bir Jordan logosunu görebiliyoruz. İnanılmaz beğendim. Ayağımı denedim. Ayağımı deneyince de çok çok bayıldığım bir ayakkabı oldu. Bunu 2 liraya aldım. Tekrar bir durup bir soluklanıp bunu 2 liraya aldığımın farkına varmamız lazım. Benim çok hoşuma gitti. Bu noktada bu seriyi sonlandırıyor olmak benim hoşuma gitti. Sonlandırmaya da biliriz. Biz bu ayakkabıları 5.799 liraya aldık. Elimizde aslında 95 liralık bir bütçemiz kaldı. Ben bu bütçeyle tekrar yapabilirim bu işi. 100 liraya tamamlayıp tekrardan koleksiyona çıkabilirim. 3. serimizi çekmek anlamına geliyor. İstiyorsanız mutlaka yorumlarda bahsedin. Ben de o zaman derim ki tamam bu bütçeyle bir seri daha çekiyoruz. Çünkü bir önceki seriden 2 lira kalmıştı ve biz o 2 lirayla aslında bu seriye başladık. Onları da izleyebilirsiniz. Kanalımda hepsi koleksiyon olarak mevcut. 50 lirayla başlamıştık başta. Sonra 50 liradan kalan 2 lirayla bu ayakkabıları almış olduk ve ben çok mutluyum bu durumdan. 95 liramız kaldı. 2 liraya bu ayakkabıyı alabiliyorsak 95 liraya 2 tane falan daha ayakkabı alabiliriz. Yeni bütçemiz 95 liraya düşmüş oldu. Bu ayakkabıları almış olduk. Gerçekten çok bayıldım bu ayakkabılara. Çok mutlu oldum. Buraya kadar izleyip beğenmediyseniz, beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalda abone olursanız daha da mutlu olurum. 95 lirayla tekrar bir koleksiyon yapmamı istiyor musunuz? Mutlaka yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok güzel ayakkabı ya. Baksanıza. Benim bayağı hoşuma gitti.